Kilisede Allah'a dua edilir mi? Astrologlara göre hareket etmek insanı dinden çıkarır mı? Dışarı çıkarken göze sürme çekmek günah mı? Az sonra. Bayanların cenazedeki yeri ne olmalı? Tesadüf var mıdır? Gusül abdesti almadan önce namaz abdesti mi alınmalı? Az sonra. Akşam aynaya bakmak sakıncalı mıdır? Takma tırnakla abdest alınır mı? Sabah namazını sürekli kazaya bırakanın namazı geçersiz mi sayılır? Az sonra. Efendim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Mevlam cumamızı bereketle eylesin inşallah. Allah sizi bizi her türlü şerden muhafaza eylesin. Cumamız bereketli olur inşallah. Ve Rebiül Evvel ayı, Hazreti Peygamber'in hem doğum hem de vefatının bulunduğu bu ayda ümmete hayırlar getirsin diye ümit edelim ve yeni takvim yılımızın 2014'ün de insanlığa bir ümit, umut, Müslümanlara ise ilerleme vesilesi, birbirini sevme vesilesi getirsin diye ümidimizi, umudumuzu yineleyerek, yenileyerek programımıza başlıyoruz bugün, bu sabahımızda inşallah. Efendim, hem Twitter'ınızdan sorularınız var, gelen tweetleriniz var. Hem mail adresimize gelen sorularınız var ve dualarımız var. Ve tabii ki telefonlarınızı alacağız. Ve şu andan itibaren de benim efendim burada tweetlerinizi alacak şekilde hazır bekliyorum. Nihat Hatipoğlu'ndan bana şu andan itibaren tweetlerinizi atabilirsiniz. Sorularınızı almaya gayret edeyim. Hemen ilk sorunuz yemini bozmak günah mıdır diye bir soru var. Yaptığınız yemine bağlı, eğer yemininiz bozulmayı gerektiren bir yeminse hem tövbe istiğfar edin hem yemini bozun. Nasıl hocam o iş? Mesela yemin ettin, dedin ki vallahi bir daha annemin elini öpmeyeceğim veya bir daha anneme gitmeyeceğim. Bu yeminin tarzında bir kötülük var yani. Bir çirkinlik var, annene uğranmaz olur mu, olunur mu yani? Elbette ki bu yemini bozman gerekir. Yani böyle bir yemin doğru bir yemin değil, şer bir yemindir. Veya vallahi ben falanca adama hakaret edeceğim. Böyle bir yemin yapı itibariyle şerdir, doğru değil, kötüdür. Elbette ki bu yemin bozulur. Ama hayırlı bir yemini bozarsa, mesela bir daha vallahi içki içmeyeceğim dedin. Bu yemini bozma, güzel bir yemin bu. İçkiden vazgeçmek yeminim. Ama gittin ve bozdun, yemini bozdun, içkiyi içtin. İki şey yapman lazım. Bir, Allah'ın adını kullanıp Allah'ın adına rağmen yanlış yaptığın için tövbe edeceksin. İkincisi de yeminin kefaretini ödeyeceksin. Kefareti nedir? Kefareti iki aşamalıdır. Ya 10 fakire sabahlı akşamlı yemek yedireceksin veya giydireceksin baştan aşağıya pantolon, ceket, gömlek vesaire ile veyahut da 3 gün üst üste oruç tutacaksın. Böylece yeminin bir maddi karşılığını ve tövbe ile de manevi karşılığını ödemiş olursunuz. Yemini bozmak doğru değildir diye ifade ediyorum. Cevşen takmak günah mıdır diye bir soru var. Cevşen takmak. Cevşen gerçekten içinde dua var mı? Hani cevşen diye satılan vardır ama içi bomboştur. Bir şey yazılmamıştır. Eğer cevşen diye sana verilen ve senin taktığın şey Kur'an'ın ayetlerini, Hazreti Peygamber'in sahih dualarını yani kitaplarda mevcut olan, kaynağı belli olan dualarını kapsayan bir cevşen, bir hamail taşıdığım bir şey ise nuska filan diyor toplum ona. Bunun sakıncası yok. Cevşen onun nuska olmaktan çıkarmıyor. Nuska muskadır yani belli. Peki cevşen nedir? İşte belli duaların derlendiği bir çalışma.
Ama üzerinde yine kağıtlar üzerinde dualar vardır vesaire. Onları takmakta hiçbir sakınca yok. Önemli olan hayır ve şer Allah'ın iradesiyle olur. Allah şerden razı değildir ama yaratır. Allah hayırdan razıdır, yaratır. O farkı bileceğiz efendim. Ve taktığımız şeyin gerçek manada Kur'an ayetlerinden ve Hazreti Peygamber'in sahih hadislerinden kaynaklandığını bilmemiz gerekiyor diye ifade edeyim. Efendim diyor ki bir kardeşimiz yine Twitter'dan gelen sorular. Hocam sağ ayağının altında ben olması Hazreti Ebubekir'in soyundan geldiğini mi gösterir? Hayır. Öyle bir şey mümkün değildir. Hazreti Ebubekir'le hiçbir ilgisi olmayan insanlarda da ayaklarında ben olabilir. Bu bir yaratılışla ilgili bir şeydir. Mutlaka her sol veya sağ ayağında ben olan Hazreti Ebubekir'in soyundan gelir diye bir şey yok. Resulullah'ın sırtında ben vardı. Hazreti Musa'nın yüzünde ben vardı diyelim. Yani orada ben olan kişi illa aynı şekilde beni olan kişi onların soyundan gelir diye bir kanaata ulaşmak doğru değildir diye ifade etmiş olayım inşallah. Diyor ki hocam Allah'a, Yüce Allah'a genellikle Müslüman olmayanlar Tanrı diyor. Ben bu kelimeyi söylemek istemiyorum. Allah demek istiyorum. Günah mıdır? İyi ediyorsun. Allah de. Yani Tanrı kelimesini kullanmamanda sakınca yok. Belki isabet vardır. Çünkü Tanrı kelimesi her ne kadar eski metinlerde de kullanılmışsa da ama Tanrı kelimesi çoğu kez toplumda şöyle algılanmıştır. Putlara, sahte ilahlara Tanrı denir. Allah'tan başka yoktur tapılacak işte Tanrı filan diye kullanılmış. Bizim eski kitaplarımızda da vardır yani Türkçe eski kitaplarımızda. Tanrı uludur, Tanrı tektir, ondan yoktur başka tapılacak. Burada elbette ki kelimelere takılmıyoruz. Burada kelimeden çok anlam ne? Niyetin ne senin? Niyet Tanrı dediğinde, ilah, melik dediğinde Allah'ı kastediyorsan problem yok. Oraya gidiyor netice itibariyle. Allah'a gidiyor. Niyet önemli. Ameller niyete göre planlanır ve hesaplanır Allah katında. Ama doğru olan kullanma tarzı Allah kelimesidir. Çünkü Allah kendini Allah olarak tanımlıyor. Kul huvallahu ahad. De ki Allah birdir, tektir yani. Hem sıfatlarında hem de varlığında Allah tektir. Bu nedenle de Tanrı kelimesini kullanmamaya çalışınız. Ama kullandığınız zaman da dinden filan çıkmazsınız. Dinden çıkayım diye Tanrı demiyorsun. Allah'ı anlatıyorsun. Kimi Allah der, kimi Huda der, kimi Rab der. Yani Huda der İranlı, o da Allah'ı kastediyor. Öteki Gad diyor, o da Allah'ı kastediyor. Yani Allah'ın sıfatlarında eksik olabilir ama Allah Allah'tır. Niyet çok önemli. Allah kastediliyorsa bir problem söz konusu değildir efendim. Ailem beni istediğim kişiye vermiyor. Bunun günahı nedir? Evet, eğer sen bu bir genç kızımızın sorusu tabii ki. Sen doğru insana varmak istiyorsan, düzgün adama varmak istiyorsan ve düzgün adama varmak istemene rağmen ailen o konuda bir engel koyuyorsa ailen senin mutluluğuna, gönlünden evliliğine engel olduğu için sorumluluk taşır. Ama ters adamı seviyorsan, ters adamın peşindeysen, ailen de senin geleceğini düşünüyorsa ailenin görüşlerini de yabana atma. Yani gönlün tamam da bir de ailenin gönlüne, ailenin niye karşı olduğuna bak. Ama genel itibariyle söylüyorum aileler gençlerimizin gönüllerine rağmen evliliğine müsaade etmeyin. Yani kız istemiyor amca oğlunu. İlla amca oğlunu alacaksın. Niye alsın? Yani amca oğlu değil yabancıyı alsın istiyorsa. Yeter ki doğru insanı alsın. Zorla evlilik kabul edilemez. İslam zorla evliliğe efendim müsaade etmiyor. Müsaade etmiyor ve siz de çocuklarınızı zorla evliliğe zorlamayın diye ifade ediyorum. Bir duamız var. Duamızı paylaşalım. Duamız sabah ve akşam okunacak olan bir dua var. Efendim o duayı paylaşalım beraberce. Ebu Hureyre, Kedic'in babası.
Peygamberimizin sözlerini en çok nakleden sahabidir. Özel bir yeri vardır. Allahümme bike esbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileykel masir diye güzel bir dua. Yani bu hem akşam ve hem sabah uyumadan önce okunacak bir duadır. Yatağına oturdun, uykuya teslim olacaksın. Uyku yarım ölüm gibidir. Yarı ölüm olayı gibidir. Çünkü ölüm diriliyorsun çünkü. Uykudayken dünyada ne olduğunu görmüyoruz. Gazeteler ne yazdı vesaire bilmiyoruz. Onun için ölüm gibidir. Ey Allah'ım seninle sabaha vardık. Seninle akşama vardık. Seninle yaşıyoruz. Seninle ölüyoruz. Yani senin iraden ve emrinle. Dönüş sanadır. Ne kadar güzel. Evet, sabah ve akşam okunacak o duayı bir daha. Allahümme, Arapçasında yavaşça okuyayım. Allahümme bike emseyna, seninle geceledik. Yani senin emrinle. Ve bike esbahna, ve senin emrinle, iradenle, müsaadenle sabaha vardık. Ve bike nahya, seninle yaşıyoruz. Senin emrinle, müsaadenle yaşıyoruz. Ve bike nemut, seninle, senin emrinle ölüyoruz. Ve ileykel nüşur ve çıkış, yani mahşere çıkış seninle, senin emrinle olacaktır. Allah'ım seninle akşama vardık, seninle sabaha vardık, seninle ölüyoruz. Diriltmek sana mahsustur. Dirilten sensin ya Rabbi, hüküm senin, karar senin, mülk senin, saltanat senin, iktidar senin. Senin dışındaki her şey zail olacak, günü birinde yok olacak. Evet, bugünkü ilk telefonumuz hazır zannediyorum. Telefonumuzu hemen alalım diyoruz ve alo diyoruz. Alo. Alo, selamun aleyküm hocam. Hayırlı cumalar. İyi cumalar hanımefendi. İstanbul'dan arıyorsunuz. Benim bir sorum olacaktı. Buyurun, buyurunuz. Ben 94'te kendim evlenirken gelinlik kiralamıştım. Ama o gelinliği sonra iade etmedim, götürmedim yani o gelinliği. Sinik götürsem, sinik sonra götürmediğim için çok pişmanım. Ama götürsem de şimdi zaten bulamam, bilmiyorum nereden aldığımı. Onu nasıl ödeyebilirim hocam? Çok kötüyüm, vicdan çok. O günde 100 kere soruyorum kendime. Niye götürmedim, ya hesaba çekiyorum kendimi ama çok çaresizim. Onu nasıl ödeyebilirim o gelinliğin şeyini, hesabını? Evet, birinci nokta, 20 yıl önce gelinliği kiralanmıştın, iade etmedin. Evet hocam, çok... Vicdanım çok evet, rahatsız. Evet, evet. Şimdi bu şu vesileyle önemli. En azından biz emaneti iade etmeyen, emaneti yerine getirmeyen kardeşlerimize senin bu sözün vesilesiyle uyaralım. Diyelim ki emanetleri sahiplerine teslim ediniz. Bakın aradan 20 sene bile geçse insanı rahatsız etmeye devam ediyor. Çünkü emanet netice itibariyle kul hakkıdır, yerine getirmek lazım. Bu birinci nokta, o sen bunu söylememize vesile oldun en azından. Tabii ki öncelikle 20 sene geçmiş çok süre ama bulabileceksen onu araştırman lazım. İkinci sen yapman gereken o. Bulamadın, tövbe edeceksin o günahından dolayı, istiğfar edeceksin. Orada bir unutkanlık değil, bir yanlış, yani bir kastın varsa tövbe istiğfar edeceksin. Ondan sonra da o gelinliğin bugünkü ederine kadarsa, diyelim ki 1 lirasa, 3 liraysa, o kadarını o gelinliğin kiraladığın yerin sahibinin niyetiyle fakirlere dağıtacaksın. Kendin sevabına değil, o kişiyi sevabına. Ya Rabbi ben bu parayı falanca kişi niyetiyle dağıtıyorum, Allah'ım kabul et diyeceksin. Böylece sorumluluğunu azaltmaya çalışacaksın inşallah. Evet, bir telefonumuz daha var, hemen alalım. Alo. Alo. Efendim buyurunuz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar hocam, nasılsınız? İyi cumalar diliyorum. Aksaray'dan arıyorsunuz. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Evet hocam. Hocam size de kısa bir soru soracağım da. Buyurunuz. Hocam evlenememek kader mi hocam? Ben bu soruyu çok merak ediyorum. Evlenememek kader mi? Evet hocam. Tabii her şey kader, senin bu soru sorman da bir kaderdir. Ama bazen kişi kendi kısmetini kendi kapatır. Nasıl kapatır? Çok yüksek standarta bir şey ister mesela. Veya gelen her isteğe hayır der mesela. Böylece kendi kaderini kendisi çizmiş olur.
gelen kısmetlere kapıyı kapattığı için. Ama bazen de kişi çok arzu ediyor olmasına rağmen Yüce Allah onun evliliğinin önünü bir hikmete, hikmetten dolayı, bizim bilmediğimiz Allah'ın bildiği bir hikmetten dolayı kapatır Yüce Allah ve kul evlenmeyebilir. Bu nedenle de işin sizi ilgilendiren boyutu, yani hepsi kaderdir de ama kaderin bir kısmı kişiyi direkt sorumlu kılar, ilgilendirir. Bir kısmı kişinin sorumluluğun dışındadır. Sen evlenmeye çabaladın, bütün gücünle uğraştın, nasip olmadı, bundan sorumlu değilsin. Ama kapına gelen herkesi kovaladın, kovdun, kimseye beğenmedin, bundan dolayı da sorumlusun. İkisi de kader. Kader geleceği Allah'ın bilmesi, ona göre yazmasıdır. Ama bir kısmında sen etkensin, bir kısmında siz edilgensiniz. Yani siz işi planlayan değilsiniz. Planda sizin rolünüz çok değildir. Ötekinde ise sizin rolünüz çoktur. Ama netice itibariyle hepsi kaderdir. Kader geleceğin bilinmesi ve geleceğin yazılmasıdır. İyilik, kötülük, ölüm, doğum, isteğiniz içinde dışında olan her şeyin adı kaderdir. Kader hesaptır, matematiktir, geleceğin planlanmasıdır. Onun planı da Allah yapar. Siz de tercihinizi yaparsınız. Allah, hocam, Allah ona göre, tercihinize göre. Buyurun. Hocam mesela insan evlenmek için çabalarsa mesela kısmeti çıkmıyor diyelim. Anladım. Ömür boyu. Bunun ne yapmak lazım hocam? Bizim burada diyorlar ki gevur bekarı kaldı diyorlar. Ne diyorlar? Gevur bekarı kaldı diyorlar mesela evlenmediği zaman, kısmeti çıkmadığı zaman hocam. Evet. Yani iyi demiyorlar. Hocam yani. İyi bir laf değil o laf. Demek yani ki zamanı... Yani diyorlar hocam, gevur bekarı kaldı diyorlar. Yok yok, onlar yanlış ifadelerdir. Yani tam ifadeyi ama gavur bekarı kaldı mı diyor. Hayır, evlenmeyene gavur mu diyorlar? Evet hocam, bizim burada gavur bekarı kaldı mı diyorlar mesela evlenmediğin zaman. Yaş 30-35 oldu mu? Yani evet, Allah bekarlara Aksaray'da yardım etsin o zaman. Amin hocam. Yoksa yani o kelime hoş bir kelime değil, zaten biz o kelimeyi... Şimdi gavur kelimesi çoğu kez hakaret anlamında anlaşılıyor. Biz o kelimeyi kullanmamaya gayret ediyoruz. Hakaret gibi anlaşılmasın diye. Kafir diyoruz. Yani kafir hakikati örten bir hakaret cümlesi değil. Dini bir ıslahtır küfür kelimesi. Küfür kelimesinden geliyor kafir. Küfrü işleyen demektir. Ama gavur kelimesi hoşlanılmadığı için biz de kullanmamaya gayret ediyoruz. Sizin oradakiler de bir ironi yapıyorlar. Yani başka bir anlamda söylüyorlar belki. Bu adam herkesi reddetti, onun için de kısmeti açılmadı. Çok ciddiye almayın, kimse evlenmemekle dinden çıkmaz, imandan çıkmaz. Bu bir kısmet, bazen kapanır, bazen açılır. Bazen Allah sizi uzun süre bekar tutmakla imtihan edebilir. Bazen de imtihanımız evlilikle olur. Bu nedenle de olayların bu tarafına çok da bağlanmamak, çok da böyle kendinizi sıkıntıya sokmayın diye ifade edeyim. Evet, tweetleriniz geliyor. Ben sadece bir tweetlerinizi biz değerlendirmeye çalışıyoruz, ciddiye alıyoruz. Bakın şu elimdeki tweetleriniz bugün, dün geceden Dosta Doğru programımızda gelen tweetlerimiz ki sadece bunlar bile 300 sayfa, 200-300 sayfa civarında ve her birinde yığınla tweet var. Biz onların çoğunu belki cevaplayamıyoruz ama arkadaşlarımız daha sonra... şu anda cevaplayamazsak dahi rahat olun, onun için söylüyorum. Hepinizin tweetlerini tek tek arkadaşlarımız inceliyorlar ve biz burada soruların içine onları koyarak, yoğunlaştırarak size ulaşmaya çalışıyoruz. Sizin her birinizin sorusu, şöyle sorun, böyle sorun, hiç önemli değil. Hepinizin sözünü, hepinizin sorusunu ciddiye alıyoruz. Hepinize saygı duyuyoruz onun için. Yani hiçbirinizin sorusu gayri ciddi kabul edilmiyor. Veya boş verin bu soruyu demiyoruz. Başka niyetle sorsa bile. Sorusunda faraza binde bir. Böyle hani gençler takılıyorlar tweetlere. Öyle bile olsa biz ciddiye alıyoruz. Herkesin burada ciddiye, herkesin burada hakkı vardır. Herkesin bizim için kıymeti var, değeri vardır. Bizim için kıymetsiz insan yoktur diye ifade etmiş olayım. Siz de gönlünüz rahat etsin inşallah. Efendim, gusül abdesti alınırken niyet unutulursa gusül geçersiz sayılır mı? Hayır. Senin gusül almak için banyoya girmen, suyu açman, efendim edep yerini temizlemen, işte koltuk altı edep yerlerini temizlenir. Onu hemen söyleyeyim, bazı televizyon programlarında izliyoruz.
Binde bir de olsa rast geliyoruz. İşte elini kaldırırken görüyorsunuz ekranda. Bizim gençlerimiz, bizim işte dizilerde oynayan gençleri kanlarda da görüyoruz onu. Koltuk altları uzamış oluyor. Yakışmıyor bir Müslümanın koltuk altının 15 günden fazla kalması, doğru değil, temizlenecek. Yani bu iş yakışmıyor. Yani yarın öldüğümüzde insanlar bize baktığımızda ne diyecekler? Bu adamın dini neydi diyecekler. Yani öyle demiş alimler. İnsanın cesedi bir yerde bulunursa bu Müslüman mı, Müslüman değil mi diye vücut temizliğinden anlaşılır demişler. Vücudu temizse Müslümandır demişler. Ama bizim halimizden, Müslümanlığımızdan eser okunmuyorsa bundan biraz böyle çekinmek lazım, utanmak lazım. Onun için temizleyeceğiz etek altımız ve özür dilerim, koltuk altımız ve diğer bütün edep yeriyle ilgili temizliklerimize efendim dikkat edeceğiz. Bunları aldıktan sonra gusülünüzü yaparsınız. Gusül yapmak için banyoya girmek niyettir. Ama tabii ki niyet önemli. Bazı mezheplere göre gusülde niyet farzdır. Bazılarına göre niyet sünnettir, farz değildir. Ama her halükarda ya Rabbi niyet ettim yıkanmaya. O kadar. Niyet ettim temizlenmeye. Niyet ettim abdestsizlik halinden, cünüplük halinden kurtulmaya. Bu sözleri söyledikten sonra yıkanmanız gerçekleşiyor. Ama dediğim gibi sadece banyoya girip yıkanmak niyetiyle su dökmeniz bile bir niyettir Allah katında. Abdest alırken konuşmak abdesti bozar mı? Abdest alırken konuşmak abdesti bozmaz. Çünkü abdest namaz değildir. Namaza bir ön hazırlıktır. Ama şu doğru değil. Mesela elini yıkadın, kolunu tam yıkadın, bir telefon geldi. Telefonun diğer tarafında işte kim var? Diyelim ki Necla Hanım var. Necla Hanım seni aradı. Komşu ne var ne yok? Şu diziyi izledin mi? Şu sahneyi izledin mi? Yarım saat Necla Hanım'la kolları da sıvalı abdest alıyordu göğe. Abdesti bıraktı. Sohbet etmeye başladı. Kolları kurudu. Necla Hanım telefonu kapattı. 45 dakika oldu. Ondan sonra ellerinden sonrasını yıkamaya devam. Olmaz o. Yeniden başlayacaksın. Çünkü abdest uzuvları, organlar, yıkadığın organ kendi kendine ara verdiğinde, kendi kendine kurursa o iş geçti. Yeniden abdesti tazeleyeceksin. Ama bunun dışında çok acil bir telefon geldi. Gittin telefonu açtın, kolunu yüzünü yıkamıştın. Sordu birisi, soru sordu. Şu anda müsait değilim, sonra ara dedin. Telefonu geldin, kapattın. Abdeste kaldığın yerden devam edersin. Abdeste ara vermek, kapıyı açmak, zile bakmak filan abdesti bozmaz. Kaldığınız yerden devam edersiniz. Dediğim gibi abdest, abdest dediğim gibi namaz değildir. Namazda konuşmak namazı bozar. Vekalet vererek imam nikahı kıyılır mı? Kıydırılır tabii ki. Ama kişinin kime ve neye vekalet verdiğini bilecek. Kadın diyecek ki beni... seni vekil kıldım, benim adıma beni falanca ile evlendirmen konusunda. Erkek diyecek ki işte seni vekil tayin ettim, falancayı bana nikahlaman konusunda vekalet verilebilir. Vekaletin verilmesinde %100 yani yüz yüze olmak daha doğrudur ama neticede itibariyle vekalet verilen kişi, vekalet veren kişi, hadise, bütün detayıyla biliniyorsa telefonla da verilen vekalet geçerlidir, mümkündür. Sabah namazına kalkamayan biri ne yapmalıdır? Saat kurmalıdır. Ne yapacak? Saatini kuracak, telefonunu kuracak, telefonu da uzağa bırakacak, saati de uzağa bırakacak. Saati tabii telefonu kapatıp kurun. Telefonunuz açık başucunuzda uyumayın biliyorsunuz. Bunun zararlı şeylerdir. Telefonunuzu kapatın. Baş ucunuzu ileriye koyun, o telefon çaldığında kalkıp kulağını bükmeyin. O çaldıkça siz de uyanın tabii ki. Böylece sabah namazından kalkarsınız. Ama diyetin kalkmak değil, efendim ya inşallah Allah beni kaldırır diyorsun, tedbirini almıyorsun. Sabah namazından kalkamıyorsunuz, tabii ki böylece de sorumlu olmuş olursunuz. Namazı önemseyiniz çünkü sabah namazı, namazların en önemlilerinden ve en zor olanlarından biridir. Sevabı da en çok olandır. Mesela öğle namazı, ikindi namazı ile sabah namazı kıyaslanmaz. Yani sabah namazı Hazreti Peygamber meleklerin hazır bulunduğu bir namazdır diyor. Özellikle hazır bulunduğu bir namaz.
Sen sabah namazında sıcak yatağını bozuyorsun, Allah için kalkıyorsun. Bunun Allah katındaki değeri elbette ki çok büyüktür diye ifade edeyim sizlere inşallah. Efendim Yüce Allah'ın isimlerinden bir ikisini Esma-ül Hüsna'dan beraber yeniden hatırlayarım inşallah. Evet, El-Melik adını Celle Celaluhu Yüce Allah'ın bütün kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdarı El-Melik. İsimleri niye veriyoruz? Hem hatırlatalım hem de o isimleri bol bol zikredin cuma günü. Bugün bu cuma bol bol ya Melik, yel Melik, ya El Melik veya El Melik, El Melik, El Melik deyiniz. Bu böyle maddi ve manevi güçlü olmak için, bir güç sahibi, kudret sahibi olmak için tavsiye edilen bir isimdir. Allah'ın esmasındandır. Yani bunu çok söyleyen kişi daha iyi bir konumda olur, şerden uzak olur ve hayırlı iş yapar inşallah. Şu duayı onunla yapabilirsiniz. Allah'ım, nimetinin yok olmasından, sağlık ve afiyetin bozulmasından, ansızın belaya uğramaktan ve her türlü gazabından sana sığınırım. Amin. Çok hoş bir dua değil mi? Aniden sağlık ve afiyetimin bozulmasından, belaya uğramaktan Allah'ım sana sığınırım. Evet. El-Melik adını bol bol okuyalım. Bütün kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdarı Allah'ın sıfatı. Allah tek hükümdar. Hükümdar derken diğer hükümdarlara benzemiyor. Hüküm onun emrinde. Tek muktedir olan Allah'tır. Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güç sahibi olmak için bu okunur. Niyette bu olabilir yani. Allah'ım nimetinin yok olmasından, sağlık nimet, görmek nimet, konuşmak nimet, yürümek nimet, nefes almak nimet, sağlık nimet, değil mi? Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetini saysanız bitiremezsiniz diyor Yüce Allah. Bütün bu nimetin yok olmasından, sağlık ve afiyetin bozulmasından, ansızın belaya uğramaktan ve her türlü gazabından ya Rabbi sana sığınırım diye Allah'ım bu El-Melik ismini bu cuma bol bol zikir yapalım. İkinci isim El-Kuddus. Ya Kuddus veya El-Kuddus, böyle çekebilirsiniz. Ya Kuddus, El-Kuddus. Nedir o? Hatadan, gafletten, acziyetten, yani güç yetirememekten ve her türlü eksiklikten çok uzak olan, pak ve temiz olan demektir. El-Kuddus, Allah'ın esmasının, yani her türlü hatadan, kötülükten, eksiklikten uzak olan Allah demektir. Hiç kimse Kuddus olamaz Allah hariç. Bu ne için okunur? Kalp tasfiyesi için, kalbi ıslah etmek için. Ya Kuddus, yani Allah'ım kalbime hükümran, kalbime hakim, kalbimi gafletten, kötülükten, suizandan kurtar ya Rabbi diye Allah'ın Kuddus vasfının tecellisini isteyebilirsin. Son derece güzel bir dua ve son derece güzel bir isim Allah'ın El-Kuddus ismi. Allah'ım bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlardan dolayı beni bağışla. Allah'ım bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Evet, Heysemi Mecmu'uz Zevaid'inde bu hadisi naklediyor, bu duayı naklediyor. Allah Kuddus vel Melik esması hürmetine bizi affetsin. Bir telefonumuzu alalım inşallah. Alo. Alo. Efendim buyurunuz. Hayırlı cumalar hocam. İyi cumalar. Diyarbakır'dan arıyorsunuz. Doğru da hocam. Teşekkür ettim zaman ayırdığınız için. Bizim evimize dayetten bir, yani en yakın bir ailemiz olarak her zaman giriyorsunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Sağ olun buyurun. Hocam. Teşekkür ederim. Sağ hocam olun. Benim 3 sorum vardı. 3 soru. Maşallah. Peki. Yani kısa olarak. Tamam. Alalım. Hocam, alalım. Bir bayan kocası derse ki şu İşi yapma. Buraya giderken mesela çabuk gel.
İkincisi de bir adam özürlü olursa onu elinden tutan ve de yoksa da kalbini kıran. Diğeri de insan birisine borç verirse, borcunu mesela bir ay iki aylığına verirse, o sonra 5-4 sene biterse, isterse o insan yani günaha girer mi yoksa vermeyen kişi nasıl olur? Tabi borcunu vermeyen günaha girer. Yani isteyen isteyecek borcunu. Çünkü sen o parayı sana geri versin diye verdin ona. Eğer senin borcunu vermezse Allah katında sorumludur. Bilerek vermezse ama adam iflas etti, tükendi, gitti. Sorumlu olmaz ama iflastan iflasa fark var. Adam vermemek niyetiyle aldı. Üç kağıt için aldı. O onun günahını yüklenir. Ben iflas ettim de kurtulmaz. Yani ben iflas ettim der. Belki bankalar mankalardan kurtulur da Allah o iflası iflas kabul etmez. Onu suiniyet kabul eder. Yani sırf parayı aldı üstüne yatmak için. Şirket kurdu dolandırmak için. Ben valla iflas ettim. Doğru, sen ahirette iflas ettin, doğru. Ama dünyada insanları aldattın, ahirette aldatamazsın kimseyi. Hocam borcu vardı diye almış bu 5 senedir geri iade etmiyor. Günaha giriyor, zulmediyor. Bu özürlünün kalbini kıran, yani senin kalbini mi kırdı birisi, öyle mi diyelim? Evet. Kalbini kırdıysa yani elim, yani birisi elimi tutsa, yani iyilik yapsa bir de kalbimi kırsa, yani bu nasıl bir şeydir? Bu kötü bir şeydir. Yani kalbini kırsa kötü bir şeydir, elinden tutsa iyi bir şeydir. Sana yardımı dokunan, hayır ve sana hayrı dokunan kişi, kendine hayrı dokunan kişi demektir. Yani yapılan iyilik bir yatırımdır, manevi bir yatırımdır. Tersini yapan da sorumlu olur. Karşısına çabuk gel demişse de karşısıyla da anlaşsın. Yani hanımlarınızı her şeyi yasaklamayın yani. İşte baban evine git, 10 dakika sonra gel. Gitmişse bırak yarım saat, bir saat otursun yani. Belki çok özlüyorsundur karını ama babası da özlüyordur, annesi de özlüyordur. Yani hanımları cendereye sokmanın bir anlamı yok. Onların da netice itibariyle sevdiği, sevmediği, sen neysen o da o. Genel anlamda söylüyorum. Kadınlar üzerine böyle bir baskıcı olmak doğru değildir. Onlar, sen neysen o da o. Senin de canın var, onun da. Senin de ruhun var, onun da. Senin de isteklerin var, onun da isteği var. Yani bayan eşini haklı olduğu noktada dinlemese günaha girer tabii ki. Erkek hanımını haklı olduğu noktada dinlemese günaha girer. İki taraf için de bu geçerlidir. İki taraf da dikkatli olacak. Kardeşimizin sorusunu efendim ifade etmiş olduk efendim. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini okuyorum. Bir kere bitirdim. Okumaya devam ediyorum. Okuduğum Kur'an'ım geçerli midir? Yoksa anladığım dilden mi okuyalım? Arapçasından. Arapçasından da oku. Türkçesinden de oku. Mealini oku. Tefsirini oku. Hiçbiri engel değildir. Pazar günkü programı da izle. Hep bana diyorsunuz ki hocam Kur'an-ı Kerim tefsiriyle ilgili bizlere bazı böyle ipuçları. Lütfen pazar günü programını izleyin her pazar. Bu pazar da saat 10'da programımız var. Çok ilginç konular var. 2-3 konu var. Lütfen onu dinleyin ve sorularınızı gönderin. Kur'an-ı Kerim'e o programımızı izledikten sonra pazar günkü saat 10'daki programı inanıyorum ki çoğunuz Kur'an-ı Kerim'e bakış tarzınız değişecektir. Kur'an'daki inceliği, zarafeti gördüğünüzde zaten Kur'an'ı seviyorsunuz ama başka bir gözle okuyacaksınız. Ama dinlerken de kağıt kaleminizi alıp öyle dinleyiniz o programımızı. Çok faydalı olduğuna inanıyorum inşallah. Evet, Kur'an-ı Kerim mealini oku, Arapçasını ama mutlaka öğrenmeye çalış. Yani şu harflerle okumaya çalış. Yapabildiğin kadar, eksiğin olsa Allah eksiğini kabul eder. Seni affeder. Allah senin illaki hata yapmanı beklemiyor. Yok öyle bir şey. Ama mealini de oku ama tefsirini de oku. Ne okuduğunu bil yani. Namazda Fatiha'yı okuyorsun ama Fatiha'yı bir defa merak etmedin. Olmaz. Yani olmaz derken namazın olmaz demiyorum. Doğru değil bu yol. Hem Fatiha'yı oku hem ezberle ve hem de mealini mutlaka bir şöyle efendim oku inşallah. Efendim bir sürü rüya görmüştünüz. Rüyalara pek girmek istemiyorum ama bir iki çok rüya var çünkü. Rüyada güvercin
Yani rüyaların yorumunu Allah bilir. Ama güvercin için haber demişler. Haberdir. İyi bir haber alırsın inşallah diye ümit edelim. Cenab-ı Allah efendim rüyalarınızı hayırlı kıldır. Rüyaları şerrinden Allah'a sığınmak lazım. Kötü bir rüya gördüğünüzde avuzu besmele çekin. Ya Rabbi beni bu rüyanın şerrinden koru diye Yüce Allah'a sığınınız. Cenab-ı Allah sizi o rüyanın, gördüğünüz rüyanın şerrinden, kötülüğünden inşallah koruyacaktır. O konuda biraz engin olunuz. Şöyle bir soru var. Hocam rüyamda hamile olduğumu görüyorum. Neye işarettir? Hamileysen inşallah doğurursun. Hayırlı bir şey işarettir. Efendim hamilelik yani bekar olan için inşallah evlenir, ileride çocuk sahibi olur. Hamilelik gelecek olan nimete işaret demişler. Çünkü çocuk nimettir vesaire demişler. Peki. Yeğenim adını Muhammed koydu diyor. Her ismini andığımızda yani yeğenini çağırdığında peygamberimize salatü selam getirmek gerekir mi? Hayır. Öyle bir şart yoktur. Yani Muhammed ismini söylediğinde peygamberimizi kastetmedikten sonra, Hazreti Peygamber'den bahsedilmedikten sonra salatü selama gerek yoktur. Ama Muhammed ismi güzel bir isim, şerefli bir isimdir. Adı Muhammed olanlar da isimlerine mukayyet olsunlar. Adlarının hakkını versinler tabii ki. Benim mesela ismimin başında Mehmet var. Mehmet Nihat diye geçiyor adım. Hep bir gün babama sordum rahmetliye. Muhammed, baba niye Mehmet'i seçtiniz yani Muhammed koymadınız diye. Rahmetli babam dedi ki oğlum dedi yani Hazreti Muhammed'in adı büyük bir isimdir dedi. Yani ona layık olacak mısın bakalım. Onun için biz onu koymadık dedi. Yani biz koyarken o hakkı, o ismin hakkını veremeyeceğini Allah bilir. Onun için bizim toplumumuz öyledir. Mehmet koymuş, Muhammed dememiş. Yani Muhammed'e olan aşırı saygısından dolayı Mehmet demiş. Biz o ismi çok sevmişiz. Onun için mesela askerimize Mehmetçik demişiz. Yani peygamberi çok sevmişiz, askeri de çok sevmişiz, orduyu. Onun için Mehmetçik adını kullanmışız. Muhammed isminden kaynaklanarak özümüz, yüreğimiz bu kadar dolu dinimizle, dinimizin o barış, o rahmet nefesiyle Allah yaşamayı ve doğru anlamayı nasip eylesin inşallah. Hazreti Ömer zamanında öyle bir şey oluyor sadece. Ömer halifeyken, çarşıda dolaşırken Muhammed isimli birinin alay konusu olduğunu görüyor. Eve geliyor ve bir mektup yazıyor bütün valilerine. Bundan sonra İslam coğrafyasında Muhammed isminin çocuklara konulmasını yasaklıyorum diye bir emirname gönderiyor Hazreti Ömer. Göndermek üzere. Yazdığı emri Hazreti Ömer sahabeyle paylaşıyor. Ben böyle bir şey gönderiyorum diyor. Doğru mu değil mi? Ne diyorsunuz? Sahabi olmaz diyorlar. Ya gönderemezsin böyle bir şey. Niye diyor Hazreti Ömer? Çünkü Resulullah buyurdu ki benimle peygamberlerin adıyla çocuklarınızı adlandırın. Sen nasıl böyle bir şey yazarsın diyor. Resulullah'ın hadislerine aykırı hareket edersin sen. Hazreti Ömer tabii mektubu yırtıyor. Yırtıyor mektubu, atıyor. Ben diyor bununla peygamberin adını korumaya çalıştım. Ama öyle bir yasak koymamıştır. Yasak koyamayız ama ikaz ederiz. Evet, bir telefonumuz var, hemen alalım ve devam edelim. Alo. Alo. Efendim buyurunuz. Buyurunuz. Hayırlı sabahlar hocam, iyi cumalar. İyi cumalar, iyi sabahlar. Buyurunuz. Hocam benim iki sorum var. Ben Osmaniye'den arıyorum. Osmaniye'den arıyorsun. Hoş geldin. Teşekkür ederim hocam. Ben hocam sorunun birincisi eşim için. Şimdi yatağa yattığı zaman eşim arkasını dönüyor. Ama güzel bir şey. Sorun yok aramızda. Seviyor ben ama arkasını dönüyor. Günah hocam. Günah diyorum hocam buna ben. Bu günah mı günah diyelim, bunu soracağım. Peki biz ikinci sorun nedir? İkinci sorun hocam benim eşimin bir şeyi var, deniz sesi. Ben çalışıyordum, benim işime göz koydu, işimi elimden aldı. Bu günah mı sence, nasıl? Başını kaçırdım sorunun, bir daha sorsana bu sorunun başını. Benim eşimin eniştesi vardı bir. Tamam. Akrabası. Ben çalışıyordum, benim işime göz dikti, benim işimi elimden aldı. Ben de şu an hiç istedim, bir günah mı? Çok üzülüyor eşim de yani akraba diye.
işini elinden aldı, doğru mu? Evet, doğru hocam. Niye işini elinden aldı? Zulmetmiş. Hocam ben çalışırken adam göz dikmiş, belediyesinin çalıştığım işe el koydu, kendi çalışıyor. Kendi çalışıyor, zulmetmiştir. Allah böyle bir şeyden razı olmaz. Senin ayağını kaydırmışsa, men dakka dukka, onun da ayağı kaydırılır günün birinde. Bir, yanlış yapmış, senin işini elinden almakla, işini. Eşine evet, gelince, eşin sırtını sana niye dönüyor, sana kızgın mı? Yok hocam, kızgınlığınız yok ama öyle bir huy etmiş. Eş hanımım diyeyim, arkadaşım diyeyim, günah seçeyim. Ben bana söyle, izin aldıktan sonra dönebilirsin diyeyim. Günah değil, niye günah olsun? Yani onun canı böyle istiyor, sen arkanı dönersin. Ama belli ki eşini çok seviyorsun. Evet. Onun gönlünü al, biz de yengemize rica edelim, sana sırtını dönmesin. Senin gönlünü alsın. İnşallah birbirinize yüzünüzü dönersiniz bundan sonra inşallah. Evet, teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Güle güle. Evet bakın, herkesin bir derdi var. Güzel kardeşimiz sabah sabah bizi güldürdü. Eşi sırtını döndüğü için kızıyormuş diyor. Evet kızıyor. Demek ki eşini çok seviyor. Allah eşlerini sevmeyi nasip etsin. Beyler eşinizi bakın. Yani beyler hepinize bu sözüm. Bakın ne kadar hassas bir beyefendi. Eşi sırtı döndüğü için kızıyor. Belki siz de eşinize diyorsunuz ki sırtını dön bana, görünme diyorsunuz. Ama bu bir kriz sebebi olabiliyor. Adam diyor ki eşim niye sırtını bana döndü? Haklı, sırtını dönme, niye dönüyorsun? Yani hayat müşterek, paylaşacaksınız. Evet bir telefon daha var, onu da alalım hemen. Alo. Alo. Hanımefendi buyurunuz. Hayırlı cumalar hocam. İyi cumalar efendim, teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Biz sizi çok severiz, biz Adıyaman'dan arıyoruz. Hoş geldiniz, biz de sizi çok seviyoruz. Allah ebeden razı olsun hepimizden inşallah. Buyurun, sorunuzu alayım bacı. Alo. Sizi dinliyorum, buyurun, buyurunuz. Şey hocam, ben 23 yaşındayım, 2 oğlum bir kızım var hocam, 7 yıllık evliyim. Maşallah. Hocam eşim üstüme kuma getirdi, şeyde çalışıyordum Mersin taraflarında. Tarlada kendine bir tane bulmuş orada. Yurt dışında mı çalışıyor? Hayır hocam, Mersin'de. Ha, Mersin'de çalışıyor, evet. Hocam bir baktık 40 gün içinde geldi eve, işte bizi kandırdı dedi, beni öldürecekler falan filan, biz de inandık. Ondan sonra hocam istemediğimiz halde ben dedim hakkımı helal etmem sana, yine de gitti evlendi gizlice. Evet efendim. Hocam işte 2 aydır öyle. Bir de hocam evlendiği süre ben hamileydim 7 aylık. Evlendikten sonra hocam ben doğum yaptım. Uğurluğu, sağlık dönemi, hamilelik dönemi hocam. Öyle ağlıyordum, üzülüyordum sürekli. Evet yanlış yapmış. Seni üzmekle büyük bir hata yapmış. Seni küçük yaşta almış herhalde. Öyle anlaşılıyor. Hocam 17 yaşında evlendik. 17 yaşında evlendiniz. Evet. Keşke öyle bir şey yapmasaydı tabii. Ne diyebiliriz? Sen sabrederek, çoluk çocuğuna sahiplenerek sevabını kazanıyorsun inşallah. Sen kendine yakışanı yapıyorsun. O da yanlış yapmış. Sizi üzmeseydi diye, keşke diye ümit ediyoruz ama keşkemizle de sonuç alınmıyor. Sana dua edeceğiz. Sen sağlığına dikkat et, çocuklarının sağlığına dikkat et, yoluna devam et. Yüce Allah sana inşallah bir hayır kapısı açacaktır. Hocam bir bazen kızdığımda ona beddua ediyorum çok sinirlendiğimde. Beddua etme, yarın bir şey olursa sen üzüleceksin yine. Değil mi? Hocam yani günah mıdır, benim katımda günah mıdır onu sormak beddua istiyorum. Beddua kötüdür. Beddua doğru değildir. En çok daralıyorsan birine işi Allah'a havale et. Beddua doğru değildir. Yani hocam, biz beddua etmeyeceğiz. Dua edeceğiz, Allah'ım ıslah et, düzel diyeceğiz. Hocam gerisini benimle Allah'a çok kızdığım nokta hani beni küçük yaşta aldı. Doğru. Hocam her şeyime karışıyordu ama bu yeni getirdiği kadına öyle yapmıyor. Baştan sarma yapmış. Bir de hocam çocuklarımın rızkını çok ona yediriyor. Zulmediyor yani, bunlar hepsi zulüm. Sana zulmetmesi, çocukların rızkını başkasına yedirmesi hepsi zulümdür. Yani Allah sana çocuklarını bağışlasın. Çocukların büyürler, sana bakarlar. Sen de daha rahat hareket edersin ileride inşallah. Başka ne diyebiliriz ki? Sen sevap kazanıyorsun, o da günah kazanıyor. Bu sizin için yani diyebileceğim, ötede bir şey söylemem mümkün değildir. Allah ıslah etsin daha. Ne diyeceğiz ki ona? Peki, Allah yardımcın olsun, Allah sizinle olsun inşallah. Efendim, yine sorularımıza devam ediyoruz. Aynen böyle bir soru gelmiş.
çocuğu olmayan kadının üzerine kuma getirmek. Burada çocuk da var ortada. Çocuk olsun niyetiyle kuma getirmek. Çok bunu onaylamamız mümkün değil. Çünkü netice itibariyle çocuk illa kadından olmuyor diye bir şey yok ki, senden de olmayabilir. Senden olmayınca kadın beni boşa demiyor yani. Bizim de vefalı davranmamız lazım. Bizim tavsiyem, bu bizim tavsiyemiz. Ama kişi, ben hakkım var, giderim evlenirim, kendi bileceği şeydir. Bize düşen bunu ikaz etmektir. Melekler her yaptığımıza şahit midir diye bir soru var. Evet, melekler, bizim meleklerimiz hazırdırlar diyor. Yani yazarlar, çizerler, bilirler her birinizi. Her birinizin attığı adımı melekler bilirler. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Sadece melekler sizinle, özür diliyorum, lavaboya gittiğinizde sizden ayrılırlar. İki, karı koca arasında yakınlık olduğunda ayrılırlar, edeben ayrılırlar. Üç, yıkandığınız zaman kişi hani soyunuyor ya, o anlarda melekler sizden uzaklaşırlar. Ama onun dışında 24 saatinizde melekler yanınızdalar, uyurken yanınızdalar, koşarken yanınızdalar, efendim yemek yerken yanınızdalar, sürekli iyi amellerinize amin diyorlar, kötü amellerinize vazgeçmeniz için size dua ediyorlar. Hiç yalnız değilsiniz, hiç, hiç. En yalnız olduğunuzda bile önünüzde, arkanızda, sağınızda, solunuzda bir melek ordusuyla iç içesiniz. Hiç yalnız değilsiniz. Evde yalnız kalan için de diyorum, hiç yalnız değilsin. Mutlaka melekler senin yanı başında, seni gözetliyorlar, seni kontrol ediyorlar. Onun için hadiseleri öyle değerlendir. Kimse yok burada, herkes var orada. Allah her şeyi biliyor. Allah, Allamul Guyub, bütün gaybleri bilendir, gizli ve açığı bilendir. Kilisede Allah'a dua edilir mi? Her yerde Allah'a dua edersin. Allah'a dua etmenin yeri yok. Ama herhangi bir İslam'ın dışındaki bir ibadethaneyi ibadet yeri haline getirmek doğru değildir bizim için. Ama ben kilisedeyim, kiliseye gittim, gezdim. Orada Fatiha okumak istedim kendi kendime. Efendim Allah'ı andım. Ya Rabbi lütfun geniş. İyi ki Müslümanım dedin kendi kendine. Orada başka bir dinin ibadethanesini ululamıyorsun. Başka bir dinin ibadethanesini küçümsemem de ben. Saygı duyarım. Yani bir kiliseye girdiğimde hiçbir zaman içimde ne pis bir yerdir demem. Saygı duyarım. Çünkü orada da netice itibariyle Allah'a iman eden insanlar vardır. Ben onları İslam'a davet ederim, ayrı şey. Ama orada onların ibadethanesine hakaret etmem, ettirmem de. Bu bir kilise için geçerli, bir havra için geçerlidir. Biz böyle bir kültürden gelmişiz. İbadethaneleri yıkmayan, onlara ibadet özgürlüğü tanıyan bir kültürden gelmişiz. Biz de böyle. Hazreti Peygamber Medine'ye gelen Hristiyanlara, Necran Hristiyanlarına ibadet yapmak istediklerinde mescidin bir köşesini veriyor. Burada yapın diyor. Hazreti Muhammed'in Aleyhissalatü Vesselam'ın ihtişamına bakın, muhteşemliğine bakın. Ne kadar büyük bir tolerans sahibi. Orada ibadet yapın diyor, yapın orada diyor. Hazreti Ömer Kudüs'e girdiğinde oradaki işte din adamı geliyor, diyor ki Hazreti Ömer'e, demir adam, Hazreti Ömer'in öyle bir özelliği varmış kitaplarda geçen, demir adam diye geçermiş. Gel diyor bizim kilisemizde ibadet et diyor. Hazreti Ömer yapmam diyor. Rahip zannediyor ki Hazreti Ömer'in açığını yakaladı kendince yani. Hani diyor bütün yeryüzü size mescit kılınmıştı. Öyle bir hadis var, bana bütün yeryüzü mescit kılındır diyor Resulullah. Her yerde namazımı kılarım ben diyor. Yani illaki cami olması şart değil. Kilisede niye namaz kılmıyorsunuz dediğinde Hazreti Ömer ders olacak böyle. Herkese ders olacak. O büyük sözünü söylüyor. Ne diyor? Sayın diyor kıssis, sayın işte rahip, ben gelip kilisenizde namaz kılarım diyor. Kilisede çünkü kıbleye dönüp kılacağım. Ama benim korktuğum şu, ben kilisenizde namaz kılarsam,
benden sonra gelen Müslümanlar Ömer burada namaz kıldı diye kilisenizi elinizden alırlar, camiye çevirirler. Kilisenizi korumak için kilisenizde namaz kılmıyorum. 21. asırdayız. Tam 14 asır önceki bu anlayıştan, bu zarafetten, bu tahammülden çok uzağız. İşte ortada. Kimin tarihi bu kadar temizdir, bana söyler misiniz? Kimin tarihi bu kadar nezihtir? Onun için ben İslam'la, Müslümanlık'la gurur duyuyorum, şeref duyuyorum. Ama Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın ve dört halifenin anladığı ve yaşadığı İslam'dan bahsediyorum. Allah bize o İslam'ı yaşamayı, yaşatmayı nasip eylesin inşallah diye söylemiş olalım. Demek ki dediğim şartlarda her yerde duamızı, Allah'a zikrimizi yapabiliriz. Türbanın üzerine kask takılır mı diye bir soru. Ben kaskı yani herhalde kep gibi bir şey zannediyorum. Şu mu kastediliyor acaba? Yani hani türban takıyor kızlarımız. Türban daha böyle daha böyle kabarık olsun diye mi kask takıyorlar? Bilmiyorum ama türban üzerine evet yani bir motosiklete giymek, yani mesela motosiklet sürecekse kask takıyorsa takabilir yani o. Niye takma? Yani motosiklete kasksız binmeyin zaten. Tedbirinizi alın. Ama başka türlü kep falan takıyorlar daha saçlar gür görünsün diye. O doğru değildir. Ama kask, türban giyiyorsun. Kask takıyorsun. Demek motosiklete biniyor. Öyle anlaşılıyor. Tak yani. Niye takmıyorsun? Evet kızlarımız, genç kızlarımız artık şartların bütün imkanlarından istifade ediyorlar. Motosikleti düzgün kullanın. Motosiklet tehlikeli. Çünkü bir defa çarptınız mı daha şansı yok ha yani. Bu arabaya benzemiyor bu iş. Savrulur, Allah muhafaza eylesin. Hız yapmamaya çalışın. Astrologlara göre hareket etmek insanı dinden çıkarır mı? Astrologlara itibar etmeyin. Astrolojinin dini bir gerçekliği yoktur. Marifetname'de hocam var. Marifetname'de olabilir. Marifetname'nin müellifi büyük bir İslam alimi. Evet. Başımızın tacı. Ama oradaki her söz Kur'an değil, hadis değildir. Tecrübeyle ilgili şeyler vardır. Karakter yorumları vardır. Yüz şekline göre karakter yorumları falan. Yani marifetname yanınızda bulunsun. Hepimizin evinde bulunsun. Bir okuyun. İmam Hatip Okulu yıllarında biz okuduk onu satır satır. Çok da yararlandık. Ama oradaki her söz mutlaka doğrudur. Kur'an ayeti gibidir. Hayır. Hadis gibidir. Hayır. Tecrübe olan var. Kur'an ayetlerinden olan var. Tecrübe olan şeyleri tecrübe içinde değerlendiriniz. Birebir aynı doğrudur. Hayır. Hiçbir söz birebir doğrudur diye kayıt edilemez. Kur'an ve Hazreti Peygamber'in sahih hadisi hariç. Onun dışında her söz kabul edilebilir, reddedilebilir. Sadece Muhammed Mustafa'nın sözü tartışılmaz aleyhissalatü vesselam. Çünkü o vahiydir. وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنُهَا Muhammed kendi kendine konuşmaz aleyhisselam. Onun konuştuğu her şey bir vahiydir. Peygamber kendi kendine konuşmaz. Onun dışında her söz tartışılabilir diye ifade etmiş olalım. Efendim mesela ben falanca burçtanım. Bu burcun özellikleri bende var. Hayatta en sevmediğim sözlerden biridir bu. Ben yengecim. Yengecin bende özellikleri var. Yok ben efendim ikizler burcundanım. Yok işte akrep burcundanım. Yok boğa burcundanım. Bende bu özellikler var. Bunlar yanlış ifadelerdir. Hayatta kullanmadığım ve sevmediğim sözlerdir bunlar. Siz de kullanmayın çünkü doğru değildir. Bir gazeteye bakıyorsunuz. Yengeç burcunun özellikleri bu diyor. Öteki tam tersini söylüyor. İtibar etmeyiniz. Bir telefonumuz var hemen alalım. Alo. Alo. Hanımefendi buyurunuz. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Çok şükür hocam kavuşturana. Çanakkale'den arıyorsunuz. Evet, Çanakkale'den arıyorum. Bir sorum vardı size hocam. Buyurun, buyurunuz. Ya benim babam bize hiç sahip çıkmadı. Yani hep küfür, bize hiçbir şey öğretmedi. Yani din adına, hiçbir şey adına. Evet. Ya o yüzden hepimiz ayrı ayrı yerlere savrulduk. Farklı hayatlar yaşadık. İşte ben evlilik dışı bir çocuk sahibi oldum.
Yani bunda babamın rolü ne yani bu günah işlememde? Babam ortak mı mesela buna? Bir de benim oğlum şu an engelli. Buna benim günahım ne mesela? Şu anda sonra evlendiniz mi yani? Ha, şu anda evliyim evet. Başka biriyle ama. Başka biriyle normal evlendiniz. Bu çocuk ilk yani evlilik dışı olan çocuk mu? Sakat olan çocuk. Evet. Evet. Tabii bu çocuğun önce bir, bu çocuğun hiçbir günahı yok. Önce onu koyalım oraya. Peki onun mesela engelli olması benim yaptığım bu günaha bir karşılık mı? Hayır, onu söylememiz yanlış. Öyle bir hükümde bulunamayız. Yani Allah niye öyle bir çocuk verdi bilemeyiz. Bu bir imtihandır. Çocuk için değil, sizin için imtihandır. Çocuğun belki ahiretinin hayırlı olması içindir. Belki tam zıttına çocuk babasız dünyaya geldiği için çocuğun ahiretini güzelleştirmek için verilen geçici bir rahatsızlıktır. Geçici diyorum, dünya hayatı geçicidir çünkü. Bilemeyiz. Yani Allah'ın neyi nereye niye koyduğunu biz aciz insanlar o muhteşem kainatı çözemeyiz. Ancak kanaat belirtebiliriz. Bizi bağlayan bir ayet, peygamberimizin bir sözü olmadıktan sonra. Onun için çocuğunuzun engelli oluşu günahınızdan dolayıdır demek yanlıştır. Günahı hiç olmayan insanların engelli çocukları vardır. Günahı çok olan insanların engelsiz çocukları vardır. Böyle bir genelleme olamaz. Onun için sizin böyle bir genelleme yapmanız yanlış. Yok ben çok düşünüyorum mesela. Düşünme. Acaba diyorum öyle yaptığım için mi böyle oldu? Hayır, çok kendi kendine ders al, o ayrı şey. Kendi kendine bir ders çıkar ondan. Ama senin o dersin çocuğunu bağlamasın. Yani çıkaracağın sonuç şu olmasın. Ben eğer çocuğum sakatsa, engelliyse benim gayrimeşru ilişkimden dolayı engelli oldu. Hayır. Gayrimeşru ilişkiniz haramdır, yanlıştır, hatadır. Çocuğunuzun engelli oluşunun bununla ilgisi yoktur. Böyle bir genelleme olamaz, yanlış olur. Çünkü çocuğun günahı yok ki. Allah niye ona çektirsin? Belki bu hal çocuğun maneviyatına faydalıdır, ahiretini yüceltecektir. Ama siz zaten dersinizi almışsınızdır. Allah sizi de bizi de kötülüklerden korusun. Amin. Peki ben nasıl tövbe edebilirim bundan dolayı? Tövbe edeceksin. Yani işte şu anda senin burayı araman bile bir tövbe ettiğinin işaretidir. Tövbe ediyorsun, üzülüyorsun, hayırlı bir evlilik yapmışsın, çocuğuna yardımcı ol. Etrafındaki genç, sen de gençsin, yaşın genç herhalde. Ama evet, kendin gibi genç kızları ikaz et. De ki yanlış evlilik yapmayın, yanlış ilişkilere girmeyin. Evlilik dışı kimseyle yakınlaşmayın. Ablalık yap onlara yani. Böyle çok daha genç, taze kızlar var. Çok böyle akıllıca düşünemeyen çocuklar olabilir. Gençlik dolayısıyla onları ikaz et. Onlara ablalık yap ama bol bol Allah'a dua et, namazını kıl. Çok ibadetini şükür, yap, evliliğini bunu güzel bir şekilde devam ettirmeye çalış. Oldu mu kızım? Allah'a emanet olunuz, Allah sizinle olsun inşallah. Evet, bayanların cenazedeki yeri ne olmalıdır? Bayanların yani kadınlar cenaze namazını kılacaksa erkekler ön safta olur, hanımlar da topluca erkeklerin arkasında hizalanıp namaza dururlar. Doğru olan odur. Hazreti Peygamber zamanındaki saf düzeni öyleydi. Kadınlar cenaze namazını kılmışlardır. Yeni bir olay değil bu. Yani bugün bazı olaylar yeni gibi sunuluyor. Tartışılmamış, yapılmamış bir şey yok kainatta. Hazreti Peygamber zamanında kadınlar cenaze namazını kılmış. Hatta bir şey söyleyeyim. Kadınlar bayram namazını kılmışlar. Bugün kılmıyorlar. Kadınlar cuma namazı kılmışlar. Bugün kılmıyorlar. Yani Resulullah'ın dönemindeki kazanımları bile kaybetmişiz. Öyle yeni bir şey yok da. Yok efendim, çok daha iyi anlıyoruz. Nerede iyi anlıyoruz? Nerede iyi anlıyoruz? Cenaze gelirdi, borcu varsa Resulullah gömdürmezdi, namazı kıldırmazdı. Borcunu ödetirdi orada. Ödeyin şu adamın borcunu hadi. Herkes yardımcı olsun derdi. Borç kapanırdı veya söz verilirdi, namazı böyle kılardı. Hazreti Peygamber'in cemaatindeki yücelik bizde yok. Hazreti Peygamber'in cemaatindeki zarafet bizde yok. İşimize geldi mi Müslümanız, işimize geldi mi her türlü dolabı çeviririz. Doğru mu? Doğru. Hocam hangimiz böyle? Böyle olmayanımız var mı? Açık söyleyelim, açık konuşalım. Hangimiz dört dörtlüyüz? Hangimiz böyle süt gibiyiz, beyaz?
Hepimizin günahı var. Hepimizin kusuru var. Hepimizin yanlışı var. Hepimizin yalanı var gerektiği zaman. Hiç kimse kendini temize çıkarmaz. Hazreti Peygamber bizi görürse bunlar Kur'an cemaatidir demez. Onun için zaten Müslümanlar bu alemde, bu halde. Yoksa niye dünyanın uydusu olalım da dünyanın lideri olmayalım Müslümanlar olarak? Hala silahlar patlıyor Suriye'de, Irak'ta, şurada burada. Pakistan'da, Afganistan'da, şurada burada. Hala Müslümanlar birbirlerini yemeye, birbirlerinin ayağına çelme takmaya devam ediyorlar. Bütün dünyada böyle değil. Bir bakın Allah aşkına. Bir Hollanda'da, bir Belçika'da, bir İsviçre'de, bir İsveç'te, bir Norveç'te böyle bir kavga görür müsünüz Allah aşkına ya? Herkes kendisiyle razı, kendisiyle barışık, elindeki imkanları ülkesi için kullanıyor. Biz nasıl yanlış yaparız, nasıl çelme takarız bununla meşgulüz. Bütün İslam alemi böyle. Hayır, bu İslam alemi Kur'an'ın emrettiği, Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın söylediği İslam alemi olamaz. Yani güzel konuşuyoruz, ortada bir şey yok. Onun için düzelmek zorundayız. Bu iş böyle gitmez. Allah bize hesap sorar. Kundaktaki çocuğun hesabını bize sorar. Masum çocuğun hesabını bize sorar. Niye İslam aleminde çocuklar hala öldürülüyor? Neden hala bombalar patlıyor İslam aleminde? Neden bütün çileyi Müslümanlar çekiyor? O sabilerin hesabını Allah bize sormayacak mı? Filistin'de, şurada, burada. Her gün yığınla insan ölüyor. İnsanca yaşama imkanlarına sahip değiller. Dünyanın süper güçleri evet fitili tutuşturuyor ama bunda bizim hiç mi vebalimiz yok? Üzülüyoruz, üzülüyoruz, üzülüyoruz ve dua ediyoruz. Ya Rabbi ümmeti akıllandır. Birbirini seven, birbirlerine kenetlenmiş, ayağa kalkan bir ümmet haline, bir millet haline getir bizi diye ümit edelim, dua edelim. Başka ne yapabiliriz ki efendim? Evet, hemen sorularımıza diyor ki dinin nikah kıyılırken kıble şaşırılıp yanlış tarafa dönülürse nikah geçerli olur mu? Efendim dinin nikah kıyıldığında kıbleye dönmek şartı yok. Edeben olur yani. Yoksa nikah kıyıldığında istersen tersine dön. Sakıncası yok. Kıbleyi küçümsemedikten sonra. Ama bir adam dese ki ben kıblenin tam tersine oturacağım. Kıbleyi tanımıyorum. Zaten kıbleyi tanımıyorum diyenden dini kalmaz. Ama öyle bir niyet yok adamın yani. Nikah kıyılırken kıbleyi nerede diye sorulmaz. İhtiyaç yok ona yani. Nikahın şartları kıbleye dönmek değildir. İcaptır, kabuldür işte. Evleneceklerdir, evet aldım, evet vardım, işte mehirdir, iki şahittir filan. Nikahın şartları bu. O şartlar bir araya geldikten sonra, evliliğe bir engel olmadıktan sonra nikah geçerlidir. İlla ki şu veya bu olacak diye bir şey söz konusu değildir. Allah'ın isimlerinden ikisini söyledik. El-Melik ve El-Kuddus'u söyledik. Şimdi Esselam bunu söyleyelim. Çok güzel bir isim. Allah'ın bugün üçüncü ismasını okuyoruz. Esselam, ya selam, ya selam, ya selam. Kullarını selamete çıkaran, cennetteki bahtiyar kullarına selam veren. Allah'ın bu ismi. Ya Esselam, ya selam veya Esselam, Esselam, Esselam. Yani öyle diyeceğiz. Selam Celle Celaluhu, Esselam Celle Celaluhu, Esselam Celle Celaluhu. Ne demek? Şanı yüce, Celle Celaluhu şerefi yüksek. Esselam, esselam. Korkulan her şeyden korunmak için esselam denilir. Yani depremden, felaketten, kazadan, beladan, hasırtan korkuyorsun. Bol bol ya selam, ya selam, ya selam de. Evet. Hangi duayı okuyalım bu isimle beraber? Şunu okuyabilirsiniz. Allah'ın rahmetinden, kovulmuş şeytandan ve fitnesinden Allah'a sığınırım. Yani kovulumu Allah'ın rahmetinden kovduğu şeytandan ve fitnesinden Allah'a sığınırım. Allah'ın rahmetinden uzak olan şeytandan ve onun fitnesinden Allah'a sığınırız. Gazabından, cezalandırmasından, kullarının şerrinden, şeytanın vesveselerinden ve
benimle bulunmalarından Allah'ın tam kelimeleri. Nedir Allah'ın tam kelimeleri? Allah'ın isimleri. İşte dedik el-mümin dedik. Onlardan Allah'a sığınırım diye duamızı yapıyoruz. Bugün dördüncü ismimiz el-mümin. Evet. Selam Kuddus mümin. El-mümin nedir? Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan, kollayan Allah Celle Celalü ya mümin, ya mümin, ya mümin. İman ışığı uyandıran. İman ışığını Allah uyandırıyor. Kendine sığınanları da koruyor. Kötü hastalıklara düşmemek için el-mümin denir bol bol. Demek ki hastalıktan korkuyorsun. Bunu oku. Ya mümin, ya mümin. Hocam sayısı var mı? 3, 5, 100, 300, 500. Yani bazen rakam veriyoruz, şundan dolayı veriyoruz. Kitaplardan tavsiye. Ama illaki o rakam olacak diye bir şey yok. Şu duayı okuyabiliriz. İnsanların Rabbi Allah'ım, hastalığı gider, şifa ver. Şifa verse, veren ancak sensin. Senin şifandan başka şifa yok. Öyle bir şifa ver ki düzeltilmedik hiçbir hastalık bırakmasın diye Yüce Allah'ın geniş rahmetine sığınarak duamızı yapalım inşallah. Evet, o duamız akarken biz cuma günümüzün duasını da yapalım. Ve bu pazar değil, yani yarından sonra değil, daha sonraki pazarın Mevlid Kandili olduğunu hatırlatalım sizlere. Bunu hemen söyleyelim ki aklımızda olmuş olsun inşallah. Bu ayda evet bir daha böyle Safer ayı bitti ve Allah şerden bizi uzak eylesin inşallah. Bu yılı da Allah hayırlara, milletimizin dirilmesine, ülkemizin böyle sıçramasına sebep olan bir ay, bir yıl yapsın inşallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu alel meb'usi rahmetin lil alemin seyyidi Ebil Kasım Muhammedin aleyhissalatu vesselam. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim ve hdina ilel hak ve ila sıratikel müstakim bi bereketil Kur'anil azim ve bi hürmeti men arsaltehu rahmeten lil alemin. İlahi ya Rabbi. Cuma gününün bu ilk saatlerindeyiz. Şu erken saatlerinde bütün günümüzün hayırlı geçmesi ve hayırlı dualar ve hayırlı haberler alması için şu saat, şu dakika, şu an ellerimizi sana açtık. Sana yönelen, açılan bu elleri boş çevirme ya Rabbi. Mağfiret et bizi ya Rabbi. Affeyle ya Rabbi bizleri. Kusurlarımızı gider ya Rabbi. Gönlümüzü sana aç ya Rabbi. Kusurlarından, günahlarından pişmanlık duyan, nedamet duyan, bir daha o günahlara düşmek istemeyen, sadık, muttaki bir mümin gibi kapına gelmişiz. İffetine, izzetine, nuruna, rahmetine, onurunu koruyan sıfatlarının tecellilerine inanmışız. Ya Rabbi, iffetimizi, ya Rabbi, varlığımızı, ya Rabbi, onurumuzu, imanımızı, samimiyetimizi, yüreğimizdeki takvamızı güçlendir ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, şu anda her biri evinde, belki hastanede, belki okulunda, belki iş yerinde amin diyen kardeşlerim vardır. Ellerini açmışlar. Amin diyen bütün kardeşlerimizin aminlerini kabul eyle. Dua eden herkesin duasını kabul eyle. Yüreklerdeki sıkıntıları, pasları gider. Hastalara şifa, hastalara şifa, hastalara şifa nasip et. Sıkıntıda olanlara çıkış kapısı nasip et. Ve bizi hayatımız boyunca Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in yolundan ayırma. Amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Efendim Fatiha'mızı okurken ara veriyoruz. Aradan sonra vedalaşmak için buradayız. Hem de bugünkü Sabah gazetesindeki yazımı sizinle paylaşacağız kısa bir aradan sonra inşallah.
Efendim selamların en güzeliyle yeniden beraberiz ve programı bitirmek için beraberiz tabii ki. Hemen gazetedeki yazımı paylaşacağım ama paylaşmadan önce ATV'deki 3 programımızın saatlerini yeniden hatırlatalım. Pazar günü saat 10-11.30 arası yayındayız. Kur'an ve Sünnet. Yeni bir program, yeni bir format. Dün gece Dost'a Doğru 23.20 civarında ve şimdi sabah saat 8.30'da 10 arası. Bugün akşam da Düsseldorf Kitap Fuarı'ndayız Almanya'da inşallah. Efendim şimdi muhasebe zamanı diye yazdım. Yılı geçti, yeni bir yıldayız. Herkes şapkasını önüne koysun, yüreğini önüne koysun, kendisiyle hesaplaşsın. Benim insanlığa ve Müslümanlara ve kendime ve aileme faydam ne, zararım ne? Neredeyiz? Terazinin hangi tarafındayız? Muhasebe zamanı diye yazdım. Riyayı anlattım. İnsanı kemiren, imanını kemiren hastalık. Gösteriş. İbadet gösterişle yok olup gider. Onu anlattım. Bir şey daha söyledim. Yeni yılda ümitliyim dedim. Ümitsiz değilim. Karamsar değilim. Bohem bir hayat değil. Mutluluk veren, gülümseten, gülümseyen, karanlık değil, aydınlık bir hayata doğru yürümek zorundayız. Ümitliyim, umutluyum. Gelecek hakkında en daraldığında hasbiyallah demeyi unutmayınız. En sıkıştığınızda bu da geçer yahu deyiniz. Mırıldanın o sözleri diye yazdım. Ve uzun bir duayı paylaştım sizinle. Efendim bugün Sabah Gazetesi'nde veya nihathatiboğlu.com'dan okuyabilirsiniz Sabah Gazetesi'ndeki yazımı. Sizi seviyoruz. Duamız yüreklerinizle, yürekleriniz bizimle olsun inşallah. Allah hepimize merhamet etsin, hepimize acısın. Bizi şerden, sizi şerden uzak eylesin. Sizi seviyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim.